Ben acizane olarak Bulgaristan'ın Burgaz vilayeti Karnabat kazası ve Kamçıya köyündenim. 1945 yılında Kamçıya köyünde doğdum. 1951 yılında bizi Türkiye'ye iskan ettiler. Çorum'a iskan olduk ve orada 11 yıl kaldık. 11 yıldan sonra İznik'e göç ettim. 1962 yılında İznik'e geldim. İlkokul mezunuyum. Ancak şöyle bir durum var. Eskiden ilkokullar çok donanımlıydı. Nasıl donanımlıydı? Merak ediyorduk, adapte oluyorduk. Öğretmenimize itibar ediyorduk, hürmet ediyorduk. Öğretmenlerimiz bizi çok seviyor ve bizi bilgilendiriyorlardı, kucaklayıp sarmalıyorlardı. Şimdi çocuklar kayıtsız görüyorum. Pek ilgilenmiyorlar. Öğretmenleri de pek irtibat kurmuyor. O kanaatteyim yani. Biraz kopukluk var. Tabii gençler farklı değişiyor, değişik gelişiyorlar yani bu açıdan. Onun için şunu demek istiyorum, biz ilkokul 5'i bitirdik ama bugünün lisesi olabilir. O denge kabul edilebilir yani. Gençlik yıllarım benim burada İznik'te geldik. İşimiz yok. Herhangi bir iş olmadığı için bağlara, bağ çapasına gittik. İnşaatlara gittik, inşaatlarda çalıştık. Askere kadar. Yani askerlik geldiğinde askere gittim. O yıllara kadar böyle tarım işiyle, inşaat işiyle meşgul oldum. Askere gittiğimde şoför oldum, kursa gittim. Oradan ehliyet aldım. Memleketime geldiğimde, İznik'e geldiğimde bir daha şoförlük yaptım. Şoför olarak kendim arabacılık da yaptım, taksicilik yaptım, başkalarına da çalıştım. İtfaiyede, İznik İtfaiyesi'nde 1969'da 72 yılına kadar itfaiye şoförlüğü yaptım. Şu anda emekliyim ve herhangi bir iş yapmıyorum. İznik'te kolonyacılık yaptım acizane olarak. Bir kısa süre, 6-7 sene gibi bir zaman içerisinde. Sabah erken kalkarım. Sabah ezanından evvel kalkarım. Çok erken kalkmışsam gece teheccüd kılarım ya olmasın. Daha sonra vakit girdiğinde sabah namazını kılarım. Efendim tesbihimi çekerim. Hemen yatmam. Güneş doğmaz benim üzerime. Ben güneş doğmadan ayakta olurum. Güneş doğduktan 45 bin dakika, bir saat sonra uyursam o zaman uyurum. Şiir yazmaya tabiri caizse 28 Şubat etkisiyle şair oldum. Şairliğim benim bir gecede geldi, saat 3'te. Bu sıkıntıların, üzüntülerin çok yüksek olduğu bir döneme rastlar. Böyle sanki birileri nutuk çekiyor gibiydi. Uyku içerisindeydim. Devam edince uyandım. Dedim ki acaba gene bu rüya mı acaba? Böyle elimi kafama, başıma tık 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 vurdum. Baktım, vuruyorum. Rüya değil. O zaman anladım ki bana şiir geliyor. O zaman defter yok, kalemim vardı. Not defterimin içerisine den vurarak, bunlar aynı kelime diye kısaltarak, özelterek yazdım. Bu açıdan ilk şiirimi yazdım. Fakat paşalara yazdımdı. O günün paşalarına söyledim de, dediler ki bu şiiri meydana çıkarma, seni hapse atarlar, bir daha çıkamazsın. Yapma. O şiiri imha ettim ama şairlik onunla başladı. O şiiri ben de bilmiyorum şimdi nedir, nerededir. İmha ettim, attım onu. A4 kağıdı tabir edecek olursak, bundan 100 sayfalık kitabım var. 2007'de bir basım yaptım. Daha sonra çok istek olduğu için 2015'te tekrar yeniledim. 2-3 defa basım yaptırdım. İstekler bitmediği için benim kitaplarım çok kolay satılır. Ben kitapçıya koymuyorum kitaplarımı. Elden satıyorum. Bir kitap yerine iki kitap veriyorum. Arkadaş diyor bana bir kitap yeter. Ben de diyorum ki birini arkadaşınıza hediye edin. O da itiraz etmiyor. Kitaplarımı böylelikle çabuk bitiriyorum. Şu anda kitabım yok. Yine de kitap isteyen çok kişilerim var, dostlarım var. Şiir yazmak için hazırlığım yoktur.
benle ansızın gelir, rüyada olduğu gibi gelir, gece gelir, benim şiirlerimin ne zaman geleceği belli olmaz. Bende yetenek yok, ben yetenek sahibi değilim. Ben manevi şairim, bana gelirse yazarım. Ve o şekilde ben nereye odaklanırsam oraya ilgi odağı yoğunlaşır ve şiir oluşmaya başlar. Ben sadece yazarım. Hatta çok zaman yazmayı yetiştiremem. O yetenek değil, o bana gelen bir ilham yoludur. İlhamla yazarım, bütün şiirlerim öyledir. Bugün yazı yazarım, bazı yerlere göndermeler yaparım. O dahi ilhamla gelir. Sıradan bir yazar değilim yani. Ben ilhamla yazan bir şairim, böyle bir yazarım. Üç konu işlerim, manevi, maddi, siyasi. Ben çok siyasi şiirler yazdım. İznik ilk geldiğimizde tam net olmamakla beraber 5-6 bin civarında nüfusu vardı. Ancak İznik'te yerli yabancı kim olduğunu baktığınızda bilirdiniz. İnsanlar sade, birbirlerine muti, ilgilenirler, konuşurlar, samimi davranırlardı. Ancak seneler geçtikçe İznik'in şekli değişti. Tabii hizmet de değişiyor olsa da insanların yapısı değişti. Birbirlerine samimiyetleri azaldı, ilgi kurmaz oldular, birbirlerine ilgi, alaka, saygı duymaz oldular. İznik bence daha önce daha güzeldi, daha orijinaldi, daha mutluyduk, daha iyiydik. Sıkıntı varsa da dostluğumuz kuvvetliydi. Şimdi dostluklar azaldı, dostluklar yok. Hep birbirimize sataşmaktan başka işimiz yok. Gençlere tavsiyem pek haddim olmayarak söylüyorum tabii ki. Biraz daha derslerine dikkat etsinler. Çağımızda bilgisayar, teknoloji, telefonlar çok hızlı bir harekete geçiş yaptı. Vakitlerini daha ziyade telefonlarla geçiştiriyorlar. Onu yapmasınlar. Telefon bir alettir, onu düzenli kullansınlar. Dersleri önemlidir. Telefonla kullanıyorlarsa derslerine çalışsınlar. Dersler daha önemlidir. Bilgili gençlik yetişsin, öyle istiyorum. Yani okumadan olmaz, yetişmez insan yani. Mutlaka okuması gerekir. Mutlaka derinlemesine inmesi gerekir. Her meseleyi tam kavraması gerekir. Tavsiyem odur. Telefonlarla fazla oyalanmasınlar. Bu dönemdeki durum, hizmetler güzel, hizmetler yapılıyor. Şehirlerimiz bakımlı, güzel turizme açık hizmetlerimiz var. Çalışmalarımız ona göre devam ediyor. Çalışıyorlar, her şey güzel oluyor. Ben onu öyle görüyorum. Bu çalışmayı çok olumlu buluyorum, bu hizmeti. Bu tükenmiş olan bazı sanatlar var, bazıları da tükenmek üzere. Bunları gündemde tutabilmek için bu konu adına çok güzel bir hizmet yapılmış oluyor. Bu eserler kaybolmamış oluyor. Bu sanatkarlar, zanaatkarlar bilinen bir şekilde arşivlenmiş oluyor. Gelecek neslimiz bunları okuyarak kendileri de bilgi sahibi olacaklar. Bunu çok olumlu buluyorum ve tebrik ediyorum. Muhterem, biter mi hiç ani ölenler? Bir an beklemiyor vadesi gelenler. En sonunda insanlar Hakk'a dönerler. Kurtuluşa ererler, varsa erenler. Aşk ateşini sizlerle yakıyorum, size gönülden sevgiyle bakıyorum. Hoş geldiniz kıymetli misafirler, sizi gelecek senede bekliyorum. Teşekkürler efendim. Bize çok değer verdiğiniz için İznik şairi olarak bu sizin programınıza bizi dahil ettiğiniz için şahsım adına çok memnun oldum ve yapmış olduğunuz hizmetleri de çok yerinde buluyorum ve burada da katkım olduğundan dolayı ayrıca mutluluk duyuyorum. Size bu hizmetinizden dolayı teşekkürler ediyorum efendim.